Herkese merhaba arkadaşlar. Ben coğrafya öğretmeni Doğan Kızılırmak. Bu dersimizde Türkiye'nin genel yer şekillerinden bahsedeceğiz. Yine 10. sınıf konusu arkadaşlar. Dış kuvvetlerin devamında böyle bir konumuz var. Türkiye'nin yer şekillerini bu dersimizde değerlendiriyor olacağız arkadaşlar. Türkiye'nin genel yer şekilleri dediğimiz zaman Türkiye arazisinde çeşitli jeolojik zamanlar boyunca levha hareketleri ve iklim değişikliklerinin meydana geldiğini görüyoruz. Bu durum iç kuvvetler tarafından yer şekilleri oluşturulurken bir taraftan da bu şekillerin dış kuvvetler tarafından aşındırılarak yeni yeryüzü şekillerinin oluşturulmasına neden olduğunu tahmin etmekteyiz. Türkiye arazilerinin genelinde dağlar, platolar ve ovalar yer almakta. Ülkemiz bu açıdan değerlendirildiğinde 3 belirleyici yeryüzü şeklinin görüldüğünü söyleyebiliriz. Bunlar dağlar, platolar ve ovalar olarak değerlendirilir. Türkiye'nin genel yer şekilleri anlatılırken ve aktarılırken Türkiye'nin dağları, Türkiye'nin platoları ve Türkiye'nin ovaları başlıklarında size bunları detaylandırmaya çalışacağız arkadaşlar. Türkiye'nin dağları diyorum. Türkiye'nin dağlarına baktığımız zaman Türkiye'de 1. jeolojik zamanda oluşan yıldız dağları gibi çok fazla masif dağlık kütleler bulunmamaktadır. Yani 1. jeolojik zamanda oluşmuş masif araziler ülkemizde var ama çok fazla geniş araziler kaplamıyor. Aynı zamanda bu masif arazilerden bazıları dağlık alanları da oluşturuyor. Buna güzel örnek olarak yıldız dağları verilebilir. Genel olarak ülkemizdeki dağlar 3. jeolojik zamanda gerçekleşen Alp-Himalaya kıvrım sistemiyle oluşmuştur arkadaşlar. Bu dağ kıvrım sistemiyle oluşan dağlara örnek verecek olursak ülkemizde Kuzey Anadolu ve Toros Dağ sistemi güzel örneklerdir. Bu sistemlerde oluşan dağlar daha çok tortul tabakalarının levhalar arasında sıkışması sonucunda meydana gelen kıvrım dağlardır. Daha sonra 4. jeolojik zamanda sert kütleli Kıyı Ege'de yani Batı Anadolu'da faylanma sonucunda Horst adı verilen kırıklı dağ yapısı görülmüştür. Bu dağlar Menteşe Dağları, Aydın Dağları, Boz Dağlar, Yunt Dağları, Kaz ve Madra Dağları olarak karşımıza çıkar. 3. jeolojik zamanda faaliyete geçen volkanizmalarla beraber bazı dağların oluştuğu da bilinmektedir. Bunlar Doğu Anadolu'da Ağrı, Tendürek, Süphan ve Nemrut, Güneydoğu Anadolu'da Karaca Dağı, İç Anadolu'da Erciyes, Melendiz, Hasan, Karacadağ ve Karadağ gibi volkanik dağların meydana gelmesine sebep olmuştur diyoruz. Bakın arkadaşlar görselde Küçük Ağrı ve Büyük Ağrı'yı görüyorsunuz. Evet, ülkemizdeki dağlar yani Türkiye'nin dağları gösterilmiş arkadaşlar. Bakın ülkemizin batısında mavi renkle gösterilmiş Kaz, Madra, Yunt, Aydın ve Menteşe dağlarını görüyorsunuz arkadaşlar. Buralar kırık dağlar olarak karşımıza çıkar. Kırmızı noktalar şeklinde gösterilen dağlar ise sönmüş dağlar olarak karşımıza çıkmakta. Batı Anadolu'da tek arkadaşlar sönmüş volkanik alanımız Kula volkanik alanıdır, unutmuyorsunuz. Yaklaşık 5-6 yıl önce Kula volkanik alanı jeopark olarak ilan edildi ve koruma altında. Ayrıca İç Anadolu bölgesinde görülen Karadağ, Karacadağ, Hasandağ, Melendiz ve Erciyes dağlarını da görmekteyiz. Güneydoğu Anadolu bölgemizdeki tek volkanik dağ sönmüş yanardağımız Karacadağ'dır ve kalkan volkan özelliği gösterir. Doğu Anadolu bölgemizde Nemrut, Süphan, Tendürek ve Ağrı dağları ise diğer volkanik dağlarımız olarak karşımıza çıkmaktadır. Kıvrım dağları ise siyah çizgiler şeklinde gösterilmiş dağlardır ve ülkemizde genel olarak birçok yerde dağılım göstermekle beraber ülkemizin kuzey ve güney kesimleriyle doğu kesimlerinde daha çok ağırlık gösterdiğini söyleyebiliriz. İç kesimlerde biraz daha platoların ağırlık kazandığını diğer bir ilerleyen slaytlarımızda göreceğiz arkadaşlar. Evet, şimdi sıra Türkiye'nin ovalarında. Türkiye'nin ovaları. Türkiye arazilerinin %8'i ova niteliğindeki oluşan arazilerden oluşur. Bu oran bir hayli düşüktür. Genel olarak engebeli yapısına bağlı olarak ovalar bu nedenle geniş yer tutmaz ülkemizde. Türkiye'de bulunduğu yere ve oluşumuna göre çeşitli ovalar yer almaktadır. Bunlardan ilki tektonik yani çöküntü ovaları olarak karşımıza çıkacak. Bu ovalar orojeniz, eprojeniz ve deprem gibi tektonik hareketleri sırasında oluşan çukurlar içerisinde yer alır.
Bu nedenle çöküntü ovaları şeklinde de ifade edilir. Tektonik ovaların dağılışı ile fay hatları arasında bir paralellik vardır. Çünkü fay hatlar üzerinde meydana gelirler genellikle bunlar. Kuzey Anadolu fay hattı üzerinde yer alan Adapazarı, Düzce, Bolu, Merzifon, Niksar, Sulova, Amasya, Erzincan, Tezcan, Erzurum, Pasinler, Kağızman, Iğdır ovaları güzel örnekleridir. Doğu Anadolu fay hattı üzerinde ise Yüksekova, Varto, Muş, Murat, Elazığ, Malatya, Elbistan ve Amik ovaları yer almaktadır. Batı Anadolu fay hattında ise arkadaşlar Gediz, Bakırçay, Büyük ve Küçük Menderes Kraben ovaları yer alır. Ülkemizde bunlar tektonik yani çöküntü ovaları olarak değerlendirilir. Bu ovalar ülkemiz için önemli tarım alanları olarak da değerlendirilmektedir. Bir diğer delta türümüz ise delta ovalarıdır arkadaşlar. Delta ovalarına baktığımız zaman Türkiye kıyılarında belirgin bir akıntı olmaması ve akarsuların bol malzeme taşıması sayesinde sığ kıyılarda dökülen akarsuların deltaları oluşturduğunu görmekteyiz. Buralarda yani delta ovalarda çok önemli tarımsal alanlar olarak karşımıza çıkar. Gerek delta ovalarının düz ve düz yakın olması ve delta ovalarının oluşturan alüvyon toprakların çok verimli olması bu bölgelerin tarımsal açıdan değerlendirilmesine sebep olmuştur. Yeşilırmak'taki Çarşamba Ovası, Kızılırmak'taki Bafra Ovası, Bakırçay'ın oluşturduğu Dikil Ovası, Gediz'in oluşturduğu Menemen Ovası, Küçük Menderes'in oluşturduğu Selçuk Ovası, Büyük Menderes'in oluşturduğu Balat Ovası, Göksu Nehri'nin oluşturduğu Silifke Ovası ve Seyhan ile Ceyhan Nehirleri'nin oluşturduğu Çukurova ülkemizin önemli delta ovalarıdır. Karstik yani polyo ovalarından değinecek olursak arkadaşlar, karstik kayaçların yaygın olduğu Menteşe, göller, Teke ve Taşeli yörelerinde aşınma sonucunda oluşan düzlüklerdir. Tipik örnekleri Tefenli, Acıpayam, Kestel, Korkuteli, Muğla, Elmalı, Suğla ve Gemboz ovalar olarak değerlendirilir. Eski göl tabanı ovaları diyoruz arkadaşlar. Son olarak Tuz Gölü çevresinde jeolojik zamanlar içerisinde çekilen göllerin tabanlarından oluşan ovalardır. En tipik örnekleri Konya ve Ereğli ovaları olarak karşımıza çıkar. Bakın arkadaşlar, gördüğünüz harita Türkiye'nin ovalarını göstermekte. Türkiye'nin ovaları gördüğünüz gibi Anadolu'nun iç kesimlerinde birçok yerde illi ufaklı dağılış göstermiştir. Bu alanlar ülkemizin önemli tarım toprakları olarak da değerlendirilmektedir. Aklımızda bulunsun. Sırada arkadaşlar Türkiye'nin platoları yer almakta. Türkiye arazileri 3. jeolojik zamanın sonunda epirojenik hareketlerle topyekün yükselirken daha önce iç kesimlerde alçak düzlükler çevresine göre yüksek düzlükler halini almıştır. Çünkü bu yükselme o bölgelerin toptan yükselmesine ve yüksek düzlük olmasına sebep olmuştur. Bu yüksek düzlükler günümüze kadar akarsular tarafından derince yarılmıştır ve platoları bu şekilde Anadolu platoları bu şekilde oluşmuştur. Burada ülkemizin 3. jeolojik zamanda topyekün yükselmesi ve bu dönemden sonra akarsuların oluştuğu hatlar boyunca bu yüksek kütleleri derine aşındırması, yarması platoları oluşmasına sebep olmuştur diyebiliriz. İç Anadolu'da bulunan Haymana, Cihanbeyli, Obruk, Bozok platoları genellikle 3. jeolojik zamanda yükselen yaşlı tortul tabakalardan oluşur. Bu bölgelerdeki Nevşehir platosu ise tüf örtülerinden oluştuğu bilinmektedir. Volkanik bir platodur bu yüzden. Bölge Türkiye'nin en fazla ve en geniş platolarına sahiptir. O zaman bunun altını çizmemizde fayda var. İç Anadolu bölgesi, hemen şöyle çizelim bakın, İç Anadolu'yu bir çizeyim. İç Anadolu Türkiye'nin en fazla ve en geniş plato alanına sahiptir diyebiliriz. Burası önemli. Devam ediyorum. Kuzeydoğu Anadolu'da bulunan Erzurum, Kars ve Ardahan platoları volkanizmadan çıkan lavların vadileri düzleştirmesiyle oluşmuştur. Türkiye'nin en yüksek platolarıdır. Evet, bunun hemen altını çiziyoruz. Ülkemizde görülen, daha doğrusu Kuzeydoğu Anadolu'da görülen Erzurum, Kars ve Ardahan platoları volkanik platolardır ve Türkiye'nin en yüksek platoları olarak karşımıza çıkar. Devam. Güneydoğu Anadolu bölgesinde bulunan Gaziantep, Adıyaman, Şanlıurfa platoları Fırat ve Dicle nehirleri tarafından yarılmış platolardır arkadaşlar. Akdeniz bölgesinde Orta Toroslar üzerinde bulunan Taşeli platosu karstik çözme ve erime sonucunda oluşmuştur.
İstanbul'da bulunan Kocaeli ve Çatalca platoları ise aşınma sonucunda oluşmuş Türkiye'nin en alçak platosudur. Aynı zamanda hemen şöyle yapalım. Yoğun nüfuslanılmış ya da en yoğun nüfuslu platolarımız olarak da bu iki plato karşımıza çıkmaktadır. Evet arkadaşlar, ülkemizin platolarını görüyorsunuz. Anadolu'nun birçok kesiminde yoğunluk göstermekte. Özellikle iç kesimlerde daha yoğun görüldüğünü söyleyebiliriz. Tabii ki Güneydoğu Anadolu bölgesinde de yer almakta ama daha çok iç bölgelerde yer aldığını söylemek doğru olabilir. Evet, bu dersimiz de burada bitti. Arkadaşlar, Türkiye'nin yer şekillerinden bahsettik. Türkiye'nin ana yeryüzü şekilleri dağlar, ovalar ve platolar olarak karşımıza çıktı. Türkiye'nin dağları, ovaları ve platolarından bahsederek bu dersimizde bitirdik arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.